Off Record'a hoş geldiniz. Gökhan Abdük'le beraberiz. Türk spor yayıncılığında önemli spikerlerden bir tanesi bugün konuğumuz. Hoş geldin Gökhan. Nasılsın Evren, iyi misin? İyiyim. Nasıl hissediyorsun? Senin hayatını konuşacağız. Şimdi yani masaya... heyecanlandım ya. <laughs> Öyle heyecanlandım. Markajda heyecanlandırıyoruz. E Güzel bir kariyerin var. Şu anda da zaten çok güzel işler yapıyorsun. Gerek ana akımda gerek dijitalde ama önce hikayeyle başlayalım. E, spor spikerliğine nasıl başladın? Nasıl karar verdin? Bir örnek aldın spikerler var mıydı? Önce şöyle söyleyeyim Evren. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Rica ederiz. Ben belli bir yaşa geldikten sonra spor spikeri olacağım demedim hiç. Ben... 3 yaşında 4 yaşında aslında bir şekilde hayat beni oraya götürdü. Ya yani bunu bana anlatan annem babam. O yüzden kendilerine inanıyorum. E bana dediler ki ya sen topu alıyordun küçükken. Bir küçük bir oturma odamız vardı. Orada gol atıyordun. Kaleci kurtarışı yapıyordun. Futbolcu isimlerini söyleyerek. Hiç böyle arkadaşlarınla hadi gel top oynayalım dışarıdan ziyade. Kendi kendine oynayıp kendi kendine maçı anlatıyordun dediler. En yakın zamanda şunu hatırlıyorum. 6 yaşlarında 6-7 yaşlarında ilkokulda böyle yeni başladığımda ben anneme derdim ki anne bana fikstür yaz. Maçları O maçları geleyim akşam okuldan sonra ben oynayayım Yanına sonuçlarını yazayım derdim Bak düşün Böyle başladı Ya benim spor spikerliğim 3-4 yaşında başladı O günlerden kayıtlarım da var Hala duruyor mu bilmiyorum CD'ye çevirmiştim galiba kasetçalardan Yani inanılmaz şeyler var bende O günlere ait Ya ben ya futbolcu olacaktım Ya spor spiker olacaktım Futbolculuk yeteneğim iyiydi aslında Ama spor spikerliği yolum oymuş yani öyle oldu Nasıl başladı o hikaye? Mesleki kariyerin nasıl başladı? Şimdi şöyle benim idolüm Ercan Taner. Ya ben Ercan abinin maçlarını radyodan dinliyordum. Yani ben Ercan abi benim için televizyon dönemi değil aslında o meşhur TRT'de TRT küçük evde radyo olur Bizim gri bir radyomuz vardı. Hı hı. Küçük o gri radyoyu biz oturma odasına, köşeye, salonla bir yere koyardık. Babamla birlikte işte şehirden şehire, stattan stada bağlantılar olan meşhur. Mikrofonlarımız şimdi Samsun'da mesela. Aynen. Mikrofonlarımız Samsun'da, İzmir'de işte bir gol sesi olur evet, böyle. Önce bulutu gelir <laughs> diye bir ses gelirdi. Orada gol olduğunu anlardın. Spiker 5 saniye sonra girerdi spiker abilerimiz. Hı hı. İşte Levent Özçelik, işte Ercan abi, e, Abidin Aydoğdu. Bu sayıyı arttırabiliriz. O dönemin efsane isimleri. İnanılmaz şekilde orada ben Ercan abi'den etkilenmiş e sonra televizyon dünyasına geçişte yine hep Ercan abi, Ercan abi, Ercan abi. Ta tamam, o zaman Ercan Taner, Ercan Taner. Şimdi Ercan abi oldu. Hep zaten Ercan abiyle tanışmak isterdim. Ya bu nasıl bir ses, nasıl bir anlatım tarzı. Çok beğenirdim kendisini. O benim hep idolüm oldu. Onu taklit ederdim. Kendim işte o 13-15 yaşlarında maç anlatırken okulda işte ne bileyim Amiga'da Sensible oynardım ben. Ercan abinin ses sonuyla. Aa çok güzel. Önce Commodore bak. Özür dilerim. Commodore, 64. Commodore Amiga 500, Amiga 600, PC 486 mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Öyle gitti. Hatta ekran kart tak tırdık kar yardı FIFA'da falan hatırlarsın. Tabii, tabii. O dönemlerde hep ben maçı anlatarak geldim. Esas kendim profesyonel dünya öncesindeki top noktam Winning Eleven'dır benim. Aa güzel. Winning Eleven'ı inanılmaz FIFA'yı da anlatırdım ama Winning Eleven böyle biraz daha hani PlayStation 1 o gri kutu Hı -hı. meşhur. Böyle özenirdik, alırdık eve Roberto Carlos'u forvet alırdık. Ay aldığımız Roberto Carlos'u oçağa atarsın. Müthiş bir şekilde <laughs> gidersin. Brezilya mini takımın devamlı seçenler olur biliyorsun. Ben pek seçmezdim. Savunma yapardım. Ben çok enteresan bir kafa yapım vardı o dönem. Niye bilmiyorum. <laughs> e, Roberto Carlos durdurmaya çalışırdım mesela. Ya da Roberto Carlos alınca oradan muz, Hı -hı. şutlar çekmeye çalışırdım. Neyse, e, Sensible, Winning Eleven derken ben aslında orada spiker oldum biraz. Yani orada çünkü ben maçları bir takım kazansın kaybetsinden daha ziyade spiker ne yapıyor diye dinlerdim. Hı -hı. Tabii ki sadece Ercan Taner değil, o dönemin meslek büyüklerinden herkesten bir şeyler aldım. Ama Ercan abi benim için hep tap nokta oldu. Hala da öyle. Ercan abiyle ilk tanışma hikaye nasıl gerçekleşti? Ercan abiyle ilk tanışma hikayem, rahmetli Emre Gönlüşen, Onur Şahin. Ben Ercan abi maslakta bir yerde öğlen buluşu yemek yedik. B esasında bayağı geç buluşmuşum yani bak. E tabii. Yani meslekte bir yerlere geldikten sonra tanışıyorum Ercan abiyle. Ne konuştunuz o gün? Ercan abi dedi ne yapacağım <laughs> ben şimdi dedim ya seni görünce. Ne yapacağım? Sakin ol dedi Ercan abinin <laughs> meşhur ses sonu. Maç ses sonu. Sakin ol Gökhan yemek yiyoruz. <laughs> abi dedim yemek yiyoruz da nasıl yiyeceğiz abi bu yemeği? Ben senin yanında yemek yiyemem ki. Nasıl yiyeceğim yani ben bu yemeği? Neyse sonra ha iyi falan. İşte Emre Gönlüşen de zaten benim hep Ercan abiyle tanışmamı isterdi. E Onur abi yine Ercan abinin çok yakın dostudur biliyorsun hmm. Onur Şahin. Öyle bir dörtlü bir yemek yedik. Ondan sonra zaten zaten aynı yerde çalıştık ardından. Tabii Kendisi işte. İşte BinSports'a e, geldi. Ben de o dönem oradaydım. Birlikte çalıştık. Birlikte aynı havayı teneffüs ettik. Ben orada zaten kendimden geçtim. Şimdi Ercan abiyi böyle arada sırada arar hatırını sorarım. Denk geliriz çok keyifli. Benim için en önemli insandır sektörde. Ona da buradan selam olsun. Ercan abi çok seviyoruz. Tabii. İlk canlı maçına gelelim. Hangi maçlı ve neler hissettin ilk canlı maçında? Ya ilk canlı maçım galiba Setubal Maritimo Portekiz Ligi ve ben o gün ilk golümü yanlış futbolcuya attırdım. Ya bu kadar hazırlanmışım bak Evren. 4 yaşından gelmişim 24 yaşına. Sen bu kadar yılları sırtına alıyorsun. Tamam Amiga'da, PlayStation'da, PC'de vesaire de. İlk golünü de yanlış anlatma ya. Yanlış anlattım olmadı. Yani futbolcunun ismini hatırlamıyorum. Gerçeğini de da ama ilk maçımı yanlış anlattım. Ama o bana bir güç oldu. Yani bunu önümdeki 3-4 senede hep beni bir frenleyen, beni daha dikkatli olmaya sevk eden bir an oldu o benim için. Hiç unutamam o maçı. İyi ki de olmuş ya. Yani yapacak ya, tabii bir şey yok. çok oldu. Dünyalar yıkıldı başıma ama sonrasında toparladık. Peki bir spiker maça nasıl hazırlanıyor Gökhan? Ve maç öncesi ne gibi çalışmalar yapıyor? Şimdi Evren bu sana şöyle söyleyeyim. Net gerçek. Hiçbir meslektaşım da bunu hayır demeyecektir. 1900 95 2005 arası, 2005 2015 2016 2017 arası ve sonrası diye bunu ayırmak lazım. Hı hı. Çünkü önceki neslinin anlattığına göre çok zormuş eskiden bilgiye ulaşmak. Işte dergiler gelirmiş, fasiküller gelirmiş bu şekilde. Ya biz hatırla gazetelerde salı günleri Süper Lig panoramasını e, beklerdik. Tabii canım. Tabii. Acaba alt liglerde ne olmuş, maçlar ne bitmiş? ...hatırla o dönemleri. Yıldızlara, yıldızlara bakardık. Yıldızlara bakardık. Performans. Aynen 3 yıldız, 4 yıldız, 2 yıldız. Onlara bakarak maçta ne olduğunu tahmin ederdik. O zaman tek kanal dönemi. Hı hı. E, o dönem öyle Biz Bizim, ...benim mesleğe başladığım dönemde... ...ben ilk başlarda inanılmaz çalışıyordum... ...benim maç defterlerim var dolu... ...belki 10 tane belki 15 tane... ...küçük küçük yazardım... ...benim yazım inanılmaz güzeldir... İlkokul 1'de e, öğretmenim Süheyla Hanım... E, ...buradan kendisine selam gönderiyorum... ...benim defterimi sınıflarda gezdirirdi... ...ne kadar güzel yazıyor diye... Asper. ...öyle bir yazıdır benim... ...hala bizim arkadaşlar öyle derler... ...güzel yaz. ...şimdi kötüleşti de yaşlandıkça... <laughs> Eskiden inanılmaz inci gibi yazardım yani. Neyse inci gibi yazardım ben bütün maçları. Bak Süper Lig maçları, Premier Lig maçları, ne bileyim gece Brezilya Ligi maçları hepsini inci inci yazardım. Sonra zamanla bu sosyal medya işin içine girince Twitter, şimdi X. Yani zaten 7-24 yaşıyorsun hı hı. takımları. Ben o hafta anlatacağım mesela şu anda örnek veriyorum Real Madrid Sevilla. Real Madrid Sevilla'nın Instagram hesaplarını, Twitter hesaplarını full takip ederim. Girerim gece. Ne olmuş ne bitmiş kaçırmayayım diye. Maç günde hafif bir çalışmayla maça geçerim. Bize La ligadan match sheet geliyor böyle kadrolar. Onu bir önüme alırım. Sonra dizerim Hı -hı. futbolcular. Dizmeden hayatta öyle numaralarla ben hayatta maçı anlatamam. Dizeceğim. Kaleci, sağ bek, sol bek, maç içinde değişirse yerlerini değiştiririm. Bu şekilde çalışıyorum yani. Ama şey yani hafta boyu aslında maçı yaşayarak maç saatine geliyorum. E bazen de tabii birden fazla maç anlattığınız da oluyor. O zaman işler daha da birbirine giriyor. Yani o şöyle oluyor. Maç ayırmıyorum ama şimdi bir takımımızın Avrupa Kupası maçı varsa o maç önceliğim oluyor. Ondan sonra ya orada aslında bir 3-4 gün kaçırıyorum hafta sonu oynanacak maçı Hı -hı. ama tabii orada bizim ülkemizin maçları çok daha önemli oluyor. Tabii orada da birçok tarihi maçta sesin var ve her zaman da olmaya devam ediyor. Umarım uzun yıllarda devam eder bu. İnşallah. Daha geçtiğimiz hafta çok güzel. Maç anlattın Sparta Prag maçı maçlara gelmişken unutamadığım maçlara geçelim. Yani çok sayıda maç vardır tabii ama senin için özel olan, hatıranda kalan şu maçı anlatırken gerçekten unutamadım ve çok özel anlar yaşadığım dediğim maçlar hangileri? Şimdi çok fazla derbi anlattım ben ama derbileri biz çift spiker anlatırdık. O derbilerin hiçbirini birbirinden ayırmam. Hı hı. Hepsi çok özeldir. Hepsi çok heyecanlıdır. Hepsi çok stresli derbilerdir. Çünkü derbiler biliyorsun hayat duruyor ve sen mikrofon hı. başındasın. İki spiker maçı anlatıyorsun. Lig TV döneminden bahsediyorum. Diğer tarafta bir Şampiyonlar Ligi finalim var. Fatih Hoca ile birlikte TV8'de anlattığımız Liverpool-Real Madrid maçı. Bence standardın üstünde keyifli geçmişti o karşılaşma. Güzeldi. Oraya gitmek, Fatih Hoca birlikte mikrofon başında olmak, o maçı anlatmak çok özel duygular. Euro 2016 finalim var. Açılışım var ve orada anlattığım Türkiye-Hırvatistan maçı var. Aslında ben orada 13-14 tane maç anlattım ama bu 3 maç çok özeldir benim için. Çünkü açılış, hmm. Açılış anlatıyorsun ya Türkiye'ye. TRT de veriyor, Lig TV de veriyor. 2 yayıncı var. E ve o karşılaşma inanılmaz güzel geçmişti. Fransa-Romanya maçıydı. E final Portekiz-Fransa. Fransa evinde kaybediyor. Ronaldo gözyaşlarıyla kenara geliyor. Ya bu maçlar aslında ön plana çıkardığım maçlar. Avrupa kupalarında takımlarımız oynadığı maçlarla derbileri ben ayıramadım. Tamam. Hı hı. Şimdi bana diyeceksin ki politik davranıyorsun. Hayır davranmıyorum. Benim için ya yani beni tanıyanlar, benim maçlarımı izleyerek büyüyen genç nesil de başta olmak üzere benim her maça aynı ciddiyetle hazırlandığımı, her gole aynı ciddiyetle tepki verdiğimi bilirler. O benim mesleki vicdan rahatlığımdır bu konuda gerçekten hani kendimi böyle davrandığım için, böyle olduğum için, böyle içimden geldiği için çok şanslı hissediyorum. O zaman orkestra şefine gelmek istiyorum. Çünkü işte adını yazınca Gökhan orkestra şefi çıkıyor. Sence neden? Ya yani o Tiago'yu anlatımın çok şairane, çok güzel ve o gün inanılmaz oynamıştı. Ben de maçı canlı izledim. Ve gerçekten Zidane'ın Brezilya'ya yaptığı bir restel vardır 2006'da. Onun gibiydi. Yani her istediğini yaptı ve gerçekten orkestra şefi gibi yönetti. Orada doğaçlama mı çıkıyor ve sence neden diğer anlatımlardan ziyade bu çıkıyor ve Instagram'da da milyonlarca kez paylaşıldı. Virtüöz Orkestra dünyada viral oldu. Ya sadece Türkiye'de değil. İnanılmaz. İspanyolcasının İngilizcesini gördüm. Sosyal medyada. Evren bu konu aslında o günün konusu değil. Herkes tabi oraya kitlenmiş durumda. Biz es İbrahim abiyle premier show programı yapardık. Premierlik yayın hakkı bizdeyken. Ve o programda benim en çok eleştirdiğim futbolcuların başında Thiago geliyordu. Diyordum ki ya bu Thiago Almanya'da olan olağanüstü oynuyordu. Barcelona'da öyle. Neden Liverpool'da böyle? Neden oynayamıyor İbrahim abi derdim ya? Ya bu çocuk niye bildiğimiz Thiago değil artık derdim. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. O sıra Liverpool Liverpool'da savunma sıkıntıları vesaire, orta saha sıkıntıları, sakatların fazlalığı falan. Thiago'nun bir dengesi şaşmış. İbrahim abi de bana hep böyle telkinde bulunurdu. Şimdi ben Thiago'yu o kadar çok eleştirdim ki o günde öyle bir performans ortaya koydu ki ağzımdan çıkmış bunlar. Maçın yorumcusu Emre Özcan bunların farkında değil benim bunu söylediklerimden yani. Ben de bu kadar patlayacağını hiç akıl sır erdiremiyordum. Sonra sadece futbol değil. Her konuyla alakalı bir güzel bir şeyde virtüöz orkestra şefi. işte Anfield onu alkışıyor, o Anfield alkışıyor falan. inanılmaz bir şekilde yürüdü gitti. Aslında dediğim gibi yani ben inanılmaz derecede Thiago hayranı bir spiker değilim. Ya tabii ki çok beğeniyorum kendisini. Liverpool'da niye böyle diye de her yayın haykırıyorum pazar günleri esportta. E maçta bana denk geldi. Ben de golü attım. Ya güzel bir goldu. Yani spikerlerin <laughs> zaten en büyük şanslarından biri bu tarz klasikleşen cümlelerin olması. O kadar maç anlatılıyor yüzlerce binlerce maç ve bazı klasikleşmiş cümleler ön plana çıkıyor bir, bir tane... de kurtlar varisi müziği koymuşlar altına evet o da çok etkili o oldu. esas ...bir Tabii. acayip yaptı videoyu. Daha yani da anladın müzik, mı? müzik yani coşturdu olayı. Benim tek sesim yok orada. Tabii. Uçup giden video o aslında. Kim yaptı bilmiyorum. Ona da buradan teşekkür Çok ederim. Çok enteresan bir şekilde yürüdü gitti. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Hangi şehirde olduğunu hatırlamıyorum. Arkasına müzik konmuş. Disko müziği. İşte ben orkestra şefi diyorum. Yoldan geçiyorum bir yerde. Bir böyle bir gece kulüp gibi bir yerin yanından geçiyorum arabayla. Cam açık yaz. O ses vardı. İnanılmaz. Nasıl hissettin o? Ne oluyor dedim ya. Ben... <laughs> ben <laughs> arkadan biri telefondan ses ya sesi açtı zannettim. Yok abi dediler şey dışarıdan geliyor ses. Kapattık durduk hakikaten. Gece kulübünde ses geliyor ya. Tiago benim şey. Enfield onu alkışıyor. O Enfield alkışıyor ya. Ne oluyor ya? Millet dans ediyor. Ya yani ne alaka şey. yani enteresan. Bir de Arena'da Snyder var. O da mesela çok özeldir. Galatasaray taraftarlar da tabii ki Fenerbahçeliler Beşiktaşlar da seni çok seviyor ama Arena'da Snyder hem şampiyonluk maçlarından biri olduğu için hem de belki Snyder olduğu için ve orada da doğaçlama çıktı sanıyorum Şöyle onda bir hikayesi var aslında. Şöyle bir hikayesi var. Ben şu stadda ya da şu şehirde isim tarzında bir gol anlatımı yapıyordum hmm. bir dönem. Ama her golde de böyle işte aynı şeyi söylemiyorum. Böyle güzel gollerde, heyecanlı gollerde, hmm. klas gollerde bu ifadeyi kullanıyordum mesela. Mesela şeyi kimse hatırlamıyor. Sivas'ta Sivok. Aa güzel. Beşiktaş'ta Sivok vardı mesela. Sivas'ta Sivok. Müthiş bir kafa golümü atmıştı. Onu anlatmıştı. Mesela o dönem böyle gollerim var. Kadıköy'de Fernandao. Hmm. Mesela ligin ilk hafta maçıydı galiba. Kadıköy'de. E o da tabii Maçın Galatasaray camiası için özel olmasından dolayı bence evet. çok ses getiren bir gol anlatımı oldu. E bir de golü atan Snyder Hı -hı. ceza sahası dışından çok uzaklardan atıyor. Ya benim böyle gollerim var aslında. Mesela geçen gün denk geldim. Beşiktaşlı bir taraftar paylaşmış. Bu spiker nerede yazmış? Benim golü paylaşmış. Bu spiker nerede çalışıyor şu an yazmış. <laughs> Ondan sonra Mario Gomez'in derbide attığı bir gol. Aynen. Dirk kaytın attığı bir derbi golü Hı -hı. var Galatasaray ceza sahası dışından uzaklardan sol çaprazdan. Ama işte arada Snyder golü dediğim gibi o maç dediğin gibi yani Galatasaray'ın... Maçın biraz yani, bir önemiyle alakalı. Aynen. Çok önemli tarihi maçlarından biri olduğu için. O hmm. gün de Onur Şahin'le birlikteydik. Hani Onur Şahin'de sıra olsa o anlatacak. Sıra bende diye ben anlattım yani. Bir de böyle bir gerçek var. <laughs> o çift spiker de kolay değildi sizin için. Ya çift spiker ben Digitürk Dik TV'de rotasyona girdim. Çift spiker başladı. <laughs> Bean Sportken ayrıldım. Spikerli yorumculu anlatım bitti. Tek spikere döndü. Yani bu da ne diyeyim kısmet. Peki madem süperlik dedik, premierlik dedik. Senin anlatmaktan en keyif aldığın lig hangisi? Premierlik bu. Neden? Ya ben premierlik bak evren. Sana sana şöyle söyleyeyim. Bunu da herkese söylemem. <laughs> Premier Lig yayını bizden gittikten sonra benim yürüyüşüm değişti. E ben bunu herkes söylüyorum. Ben bunu müdürlüğüme de söylüyorum. Arkadaşlarıma da. Ya premierlikle Premier Lig'le ben 7-24 yaşıyormuşum. Ben maç içinde de 90 dakika, 60 dakika ayakta, 70 dakika ayakta anlattığım maçlar hatırlıyorum. Mikrofon düştüğü falan. E ben Premier Lig maçlarındaki tempo benim maç anlatım tarzım en uygun. Sen şimdi diyeceksin ki ya herkes aynı şeyi der. Hayır ya o bir şey oldu bende. Hı hı. Bir de yeni genç nesil şöyle. Biz ben sadece esportta Premier Lig anlatmadım. Ben Lig TV'de de yıllarca Premier Lig anlattım. Ara vermeden anlattığım Süper Lig'den de daha çok en çok anlattığım lig benim Premier Lig. Ya bak bu çok güzel bir bilgi. Bunu çok kimse bilmiyor. Ya bilmez ki. Bak ben, ben 2008'de Premier Lig anlatmaya başladım. E ben Digitürk'te çalışırken Espor ihaleyi aldı. Ama yine de biz bazı maçları anlatıyorduk böyle. 17 maçları. Maç denk geliyordu. Kupa denk geliyordu vesaire. Hiç kopmadım ben İngiltere'den. Sonra Espor'ta geldim. Tekrar Premier Lig dolu dolu yaşadım. Ama en prime, en keyif aldığım, en heyecanla böyle anlattığım dönem Espor dönemidir. Ya yani İbrahim abiyle birlikte özellikle bizim maçlarımız inanılmaz derece de ses getiriyordu. Bir de o Liverpool City'nin en şaşalı dönemlerindeki maç anlatım. Bir de gittik anlattık İngiltere'de de. Orada yaşamak nasıl bir duyguydu statlığı? Ya inanılmaz. Orada yaşamak başka bir şey. Stanford Bridge'de anlattım. Emirates'te anlattım. Ta 2010'da League TV'de anlattım. Old Trafford. Tottenham anlattım. Anfield anlattım. Anlatmışım ya her yerde. Yorumcular, Aston Villa'da da seyrettim. Yorumcular demişken yani tam oraya gelmişim. Aslında çok sıralama. Sen öyle bir konuşuyorsun ki tam benim sorumun üstüne geliyor. Denk geliyor. En iyi partnerin demeyeceğim ama en iyi anlaştıklarını sayalım her partnerin özel tabii yayında ama onun özelliklerini sıralayalım. Birbirinden bağımsız hani isim vereyim kötü, mi? Evet iyi kötü olarak sıralamayalım ama özellikleri mesela İbrahim abi nasıldır? Emre Özcan nasıldır? Fatih Hoca'yla nasıldı? Bugüne kadar yayın yaptın yorumcu anlamında isimlerin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Şimdi Fatih Hoca'yla tek maçı anlattım zaten. Hı -hı. O da final. <laughs> yani bir de o Ve gün... Ve bunun adı da finaldir. <laughs> yani evet bir de o gün şey ya öyle bir hikaye var ki Evren o gün. Kupa geldi yanıma benim sağ içinde. Geldiği Yine viral olan gitti. bir video. Aynen <laughs> viral olan bir video. Ben orada Fatih Hoca'yı bekliyorum. Ama Fransa'da metrolarda sıkıntı olmuş. Biliyorsun finalde bir saat geç başladı. Fatih Hoca sırada geç geldi. Ama sadece Fatih Hoca değil. Yani tribünlerdeki işte 80 bin kişilik sat 50 bin kişi geç geldi. UEFA başkanı geç geldi. Takımlar geç geldi. Herkes geç geldi. için maçta geç başladı. E ben de kupayla kenarda bekliyorum Fatih Hoca'nın gelmesini. Bir slot var. Diyorlar ki burada Türkiye yayın aktarı olan eksenin yeri burası. Tamam bekliyoruz. Atakan Çalışkan'la birlikte işte arkadaşımla birlikte. Üç günde uğraştık gerçekten bu arada kupayı almak için. Öyle kupayı da her zaman alamıyorsun. Şimdi İstanbul'dayken ev sahibiken alıyorsun ama yurt dışındaki finallerde bir kota var. İşte ne bileyim bir ülkeye bir sene veriyorlar. Bir ülkeye bir sene vermiyorlar. Uğraştık uğraştık uğraştık. Kupa geldi. Eyvallah. 7-8 dakika 10 dakika neyse süresi var. Öbür bir tarafımda bir tarafta Çeklerli bir tarafta Polonyalılar vardı galiba tam yanlış hatırlamıyorsam. Kupa bana geldi yan tarafta beni bekliyor gelmesin ama benim süren başladı işlemeye. Ne yapacağız ne edeceğiz hocayı arıyoruz hoca diyor ki başlayın yok ben maça yetişeceğim. Tamam başladık yayına benim orada o kupa benim yanıma gelip de gitmeden önce de bir 5-6 dakikalık sunumum var. İnsanlar orayı kaçırıyor evet, o, orada o, öyle o bir edit edilmiş ki sadece, evet. alınmış hani sanki kupa gelmiş de. <laughs> 3 saniye sonra hemen gitmiş 3 gün uğraşımız kupa gibi olmuş. Yalnız bak ben sana bir söyleyeyim mi? Bu dünyada viral oldu. Evet. Bak bu video onu. beni yurt arkadaşlarım toplantılardan arıyor. Bir ülkeden mesela atıyorum Fransa'dan arıyor mesela İtalya'dan Almanya'dan arıyorlar toplantılardan selfie yapıyor böyle açmış videoyu rırırır, Gökhan Aptik çalıyor böyle tamam mı bir videoyla da bunu çekiyor bak böyle çekmiş ben Efendim diyorum, ha bak <gülüyor> <gülüyor> toplantı odasında 30 yabancı gülüyor mesela, Aa <laughs> çocuk bu mu falan. Yani neyse konuya döneyim. Orada ben yaptım sunumumu... Hı hı. sonra işte o videoda öyle. Ben daha yukarı çıkana kadar trend topik oldum Evren. Ben çok trend topik olan bir insan değilim olunca da tam oluyorsun ama. Dedi ki ne oldu yani niye tren topiyim ben maçı anlatacağım için trend topik olamam daha hiçbir şey söylemedim <laughs> neyse işte ondan olmuş e, İbrahim abi ve Emre'yi biraz anlatalım onlar nasıl hazırlanıyorlar nasıl İbrahim şey? abi çok heyecanlı İbrahim abinin heyecanı seni de heyecanlı yapıyor Evren Hı -hı. yani İbrahim abinin ses tonu kulağında o Fulham'ın ya da atıyorum West Ham'ın geçtim büyük takımları onların golündeki bile heyecanı İbrahim abinin genç futbolcular gol attığında Premier Lig'de gözü doluyor Evren gözü doluyor ya ya abi diyorum niye gözün doluyor ya Arslan'ın genç futbolcusu gol attığı için? İşte futbol bu. <laughs> Futbolu aşık. Ya anladın mı? Aşık. Aşık olduğu için evet. e, Sen de ne maçı Lükselti yani yok. Nottingham Forest Burnley maçı da olsa maçın içine sokuyor seni İbrahim abi yani. Engin Kale çok yakın arkadaşım zaten. Engin'e Engin de selam olsun Yani Engin hı. Kale de çok sevdiğim ve gerçekten bence Türkiye'nin en iyi maç içi yorumcularından. Yani biz Engin'le bu arada Premier League'de anlattık yıllar önce. Hı -hı. Bak onu da kimse bilmez. O zaman sosyal medya çok olmadığı için Engin'de bize şey var. Al verimiz çok iyi. Anladın mı? Yani nerede gireceğiz Nerede de çıkacağız. Bir de Engin de benim gibi. Futbolun taktik yönünden ziyade biraz daha o coşku. Hı hı. Işte havası, ambiyansı, atmosferi bili biliyorsun. Adam durmuyor. Her maça gidiyor. Evet. Süper Bowl'a bile gitti. Şu an Almanya. bile bir maçta olabilir biz bunu. Ya çekimde. Almanya'da Süper Bowl'a giden bir spor bası <laughs> mensubu olabilir mi ya? ya? böyle bir adam Engin Kale. Ama ben, benim için müthiş bir yorumcudur Engin Kale. Buradan selam göndereyim. Hı hı. Emre Özcan'la Premier Lig'de biz tanıştık. Emre Özcan'la. Çok maçı anlattık kendisi Hatta ilk maçım Emre Özcan'la'dır benim arsanız, yani Meşhur zaten. maç ayakta anlattığımız, şey oturamadığımız. Hatta ben takım elbise giymişim o gün. Uğur e program sunuyorum, maça geliyorum. Bizim bir klasik bir fotoğrafımız vardır. Bu kim anlatıyor hep paylaşır onu. <laughs> Böyle ben takım elbiseyle... Emre gayet rahat. Zaten hani tam şey hani Emre Özcan'ın kişiliğini anlatan benim de yayıncı kuruluş <laughs> disiplinimi anlatan bir fotoğraf. Emre Özcan'la da çok Emre de işin taktik yönünü Hı -hı. daha çok çalışan, oraya daha çok vakit ayıran zaman harcayan bir arkadaşımız. Onunla da çok keyifli maçlar anlattım. Yani iyi ya Ömer abi abi Ömür Ündül. Yani Ömür abiyle maçı anlatmak inanılmaz yani. Sen de benim gibi çok yakından tanıyorsun Ömer abi'yi. Ömer abiyle bizim geçen sene San Siro'da Giuseppe Meazza'da Inter Milan maçımız hı hı. var. Ya Ömer abiyle anlattım mest oldum ya. Atmosfer yanımda Ömer Ündül küçükken seyrettiğim ne yorumcu yani. benim hayallerimden biridir, müthiştir. Peki stat demişken dünyada seni en çok etkilenen stadyum hangisi? İlk üçü yapsan. Ya ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Bir hafta önce bu soruyu sorsan başka bir yanıt verirdim. Ben geçen Real Madrid Atletico Madrid maçına gittim. Yeni Santiago Bernabeu inanılmaz olmuş. Aa, ben eskisini gördüm. Bak, yenisini bilmiyorum. O biraz daha aşağıymıştır günler. Hmm. Ya Oradan çıkmak çok zor. Oradan kolay kolay çıkılacak bir stat zaten yüksekti değildir. tribün. Şimdi daha da yüksek hale gelmiş gibidir sağ içinden. Bambaş, bir de biz çok da yüksekten anlattık. Maç Hı -hı. pozisyonu biraz yüksek orada. Hı -hı. Yani Real Madrid'i sayabilirim burada. Bir numara, bir numara San Siro, Giuseppe, Meazza, Inter Milan maçları. Kesin. Ya yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bak çok taraftar oluyorlar rakip takımdan. O yüzden ambiyans inanılmaz oluyor evren. E, yan yana oturuyorlar. Bir de San Siro ile Giuseppe Meazza'yı bilmiyorum. Son dönemde gittim mi? Storlar birleşik. Ya ben hayran kaldım ya. Stor'un bir kapı yapmışlar Hı -hı. sağ tarafı Inter sol tarafı Milan poşeti alıyorsun Inter kasası öbür tarafa geçiyorsun Milan kasası Milan-Inter poşetiyle çıkıyorsun mükemmel ya olağanüstü Estadın içi de öyle taraftarlar da öyle yani bir numara bence odur Premier Lig'den hangisini yani hepsi o kadar iyi ki hangisini hani bir klasik şey vardır Anfield işte olağanüstüdür Hı -hı. falan bence diğerleri de öyle Sadece çok güzel mesela. Emirates. Emirates çok. Emirates de güzel. çok iyi. Ya e, Premier Lig'i ayrı koyayım. Tamam. Şöyle yapalım. San Siro Premier Lig Bernabeu. Ha, güzel oldu. Videonun altına da siz de yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Sizin en beğendiğiniz stadyum hangisi? Onu da merak ediyoruz. Peki maç anlatırken başına gelen ilginç olaylara geçelim. Sağ içi, sağ dışı. Biraz önce anlattın çok güzeldi o klaptaki Müzik. İnanılmaz ya. Maçı yaşarken ilginç bizim ekrana yansımayan belki senin orada yaşadığın bir hikaye de olabilir. İlginç anların var mı maçı anlatırken ya da hazırlanırken ya da sonrasında? Çok anım var. Bir kere bir kalecinin ismini karıştırmıştım. O mesela e, arada kaynadı kimse de fark etmedi gibi. Söyleyelim burada. Barcelona'nın kalesinde Bravo var. Barcelona'ya penaltı atıyor. Ben de Barcelona'ya penaltıyı attırdım. Bravo dedim. Barcelona'nın kalecisinin ismini söyledim. Luis Suarez atıyor penaltıyı. Sonra da Bravo'yu kurtardı Bravo'suna çevirip <laughs> yayında yedirdim. <laughs> Anladın mı? Biz onu kurtardı diye bravo diyorsun Aynen, olarak yani. biliyorum. Aynen. Luis Suarez şut bravo. <laughs> bravo inanılmaz bir kurtarış. Aslında o bravo Barcelona'nın kalecisi bravo. Müthiş. Yani mi? müthiş oldu. Abi bu bu işte itirafı o. da buradan almış olduk <laughs> Biraz o şey tecrübe. Ama güzel. Mesela 289'a başıma gelse maalesef özür diliyorum. <laughs> <laughs> Ağlayabilirdim ondan. Ağlayabilirdim. <laughs> ama çok hikaye var ya. Gerçekten ya, ilginçmiş. Aklıma gelen ya. o kadar çok hikaye. Ya o kadar çok şey var ki bir gün bir maçta Süper Lig maçında inanılmaz çalıştım. inanılmaz çalıştım. Gittim. 15 dakika sonra geldim tekrar. Biri çay dökmüş. Ya hiçbir şey gözükmüyor Evren. Eyvah. Hiçbir şey gözükmüyor ama yani hani özellikle desen ki ya ben bu notlar gözükmesin diye ne yapsam desen Hı. şöyle çaydanlıkla üstünden geçersin. Öyle yani. O gün o çok enteresan anlardan biridir. Yolda kaldığımız, maça zor yetiştiğimiz maçlar vardır. Mesela bizim meşhur bir Karabük Trabzon maçımız var. Melih Gümüş bıçakla. Melih abi dedim erken çıkalım. Karabük'e gitmek de zordur. Melih zor abi olur. dedim erken çıkalım. Yok hmm. 9'da 10'da çıkarız. Maçta 16'da. Ya maç onu yayınlı uzun zaman sonra Lig TV'de yapılmadığı maçlardan biridir o. Yapılmadı. Yani muhabir arkadaşlarımız yaptı. Bize son dakika yetiştik. Yetişemeye de bilirsin. İstanbul'da hazırlıklar yapıldı. O zaman yapıldı. ne olurdu? İstanbul İstanbul'da, hazırlıklar hatırlar. yapıldı. yedek olurdu. Bu arada bu tek yaş... Bundan çok yaşanıyor da ben Benle ben alakalı olanı <laughs> söyleyeyim. Ha, güzel. Yani tek benim başıma gelmedi yani bu. <laughs> bu herkesin başına gelmiştir. E, tabii olabilir. Özellikle İstanbul içinde şehir trafiğinde de olabilir. Yani kaza olabilir Allah korusun. Bunlar yaşanabilir. Peki yakın geçmişte ya da futbol tarihine baktığında Gökhan keşke şu maçı ben anlatsaydım dediğim maç var mı? Yakın tarihte olabilir. Dünya futbol tarihinde de olabilir. Ya şu maçı ben anlatsaydım ne güzel olurdu. ...dediğin dünya kupası o... finalleri şampiyonlar ligi finalleri unutulmaz maçta Yani o galiba e, evren profesyonel olduktan sonra galiba işe öyle bakamıyorsun. Hı hı. Yakın geçmişten değil de çok geçmişten maçları ah ben anlatsaydım olabiliyor. Hı hı. Ya ben yani yakın geçmişte şöyle olmuyor bende. Ya ne güzel maç. Keşke ben anlatsaydım. Herhalde spikere saygımda... ...ya Maçı anlatan spikere saygımdan dolayı. Tabii olay. onda bir arkadaşın Bu hiç benim hiç aklıma gelmiyor mesela bu. Hı hı. Hiç gelmiyor yani. İnan gelmiyor. Yani hiç öyle öyle bir şey yaşamadım yani yakın geçmişte şunu ama çok geçmişten çok eski dünya kupası finallerini Şampiyonlar Ligi Hı. finallerinden tabii mesela, böyle anlatmak istediğim finaller olmuştur. Mesela Bayern Münih Manchester United finalinde o son saniyeleri anlatmak isterdim. 1 0a 2-1'e dönen maç. O maç mesela. senin golünü anlatmak isterdim mesela. Euro 80. Bergkamp'ın o tarihi golünü anlatmak isterdim mesela. Maradona'ya falan gelmiyorum artık oralar <laughs> çok çok eski hani o kadar da geriye gitmeyeyim. Ama Bunları güzel anlatmak olurdu. isterdim ama anlatsan güzel olurdu. E bazen C şey geliyor mesela ya yani şu golü bir daha sen anlatır mısın? Hı. İnan maçı anlatan meslek büyüm ya da meslek taşıma ayıp olmasın diye anlatmıyorum ya. Tabi e tabii üstünü anlatmak. Saygısızlık gibi algılanmasın. ben hiç, ya hiç olmuyor, değil mi? ev ortamında bile anlatamıyorum ya. Evren bırak yayını. <laughs> ev ortamında bile anlatamıyorum. Yani zaten gol anlatılmış Neyini anlatayım yani ben o mesleğe bunu. saygıdan dolayı. Ben de o mesleğe saygı çok yüksek. Bunu herkes çok iyi bilir. Hı hı. Mesleğe saygı, çalıştığın şirkete aidiyet duygusu Ben de bunlar tap seviyededir. Ben de çalışan herkes bunu bilir. Ama bununla da övünürüm yani. Ben öyle bir adamım. Peki canlı olarak Hangi efsaneyi anlatmak isterdin futbolcu olarak? Eski isimlerden. Maradona'yı anlatmak isterdim. Pele'yi anlatmak isterdim. Hugo Sanchez, Butregonio, Buya üçlüsünü anlatmak ya isterdim. Güzel. Real Madrid fanı oldu. Onu, onu anlatmak isterdim. Yok Real Madrid... Ha bu arada onu da hemen bir açıklık getiriyorum. Hazır burada Real Madrid Tabii. dedin. Bize bazı eleştiriler geliyor. La Liga maçlarını anlatıyoruz. İşte Real Madrid tutuyorsun, Barcelona'yı tutuyorsun. Hı -hı. Ne bileyim premierlik anlatırken Arsenal'a neden bu kadar işte güzel şey söylemiyorsun? Az şey. Ya arkadaşlar Manchester City ile Liverpool uçmuş gitmiş. Ben Arsenal'ın daha iyi olması gerektiğini düşünerek... Arsenal savunmadan çıkarken dikkat etsin diyorum. 9 numara çok iyi transfer yapması gerekir diyorum. Kai Havertz o mevkinin oyuncusu değil. Kai Havertz'e de 9 numara Chelsea'deyken de. Hmm. Ben bunları o yüzden söylüyorum. İnsanları şöyle algılıyorlar. Tuttukları takıma sallıyormuşum gibi algılıyorlar. Öyle bir şey yok. Şimdi Barcelona kötü gidiyor bu sene. Evet. İşte Barcelona'ya neden bu kadar sallıyorsun? Real Madrid tarafında çok var. Real Madrid'lerde diyor ki Barcelona maçlarına taktik veriyorsun Barcelona'ya. Real Madrid'e vermiyorsun. Ya Real Madrid kusursuz. Yani. Neyini takdim veririm Real Madrid'in? Bir de Real Madrid hani bir takım tutacaksan Arda Güler'i tutarım ben zaten. Real Madrid'i tutarım. Tutmuyorum iki takımı da. Benim tek derdim Türk futbolcuların Avrupa'da. Bak Çağlar, Cengiz, Hakan Çağlanoğlu, Cenk Tosun oynarken. Hmm. Şimdi işte saydığım futbolcular Enes Ünal. Yani benim derdim bizim Arda Güler, milli futbolcularımız Avrupa'da iyi iş yapmalar. Ya Brandon Rodgers'a az mı kızdım ben yayında Cengiz Ünder'i? neden oyun geç oyunu alıyorsun Tabii. diye. Anlatabildim mi? Hatır, yani. Benim derdim o. Benim en büyük derdim o Avrupa Kupası maçlarını anlatırken. Takımlar değil. Bizim futbolcularımız iyi oynasın. Ama bunu söylemen çok iyi oldu çünkü sayısız eleştiri geliyordur bu konuda. Ya alakalı. bir de hani Avrupa'daki takımların bu kadar fanı olmak da bana çok enteresan o geliyor. O biraz yıllarla değişti. Eskiden ama o kadar yoktu. Artık Türkiye'deki oyunun biraz... Bir yere Liverpool çoktu. Evet, Liverpool'lar. Oyunun kalitesizliği bence Türkiye'deki. İnsanları Avrupa'ya doğru sevk ediyor. Şimdi gelelim diğer soruya. Bu soruyu yazarken nasıl bir cevap vereceğini çok merak ediyorum. Zor mu? Yok ama biraz düşündüreceğim seni. Bugüne kadar anlattığın oyunculardan bir 11 yapmanı istesem. Ne yaptın ya? Avrupa'dan yapayım. Türkiye'den yap. Tamam Avrupa'dan. Türkiye'den yaparsam şimdi herkes tanıyoruz ayıp olur. Avrupa'dan yapalım. En iyi kaleci. Noyer. Güzel. Sağ ol. Katılıyor musun? Noyer'i e. kim hayır ha ya? Yani? Sen ne dersin? Yani. Noyer ya. Noyer derim ya. Çünkü büyük efsane. Ronaldo ile Messi ileriye yaz. Tamam. Sana zahmet. 4 2 kim yaptı? <laughs> yani yazacağız mecbur. İkisini tamam. yazacağız. Yazmayacağız. Devam mi? Bir de ben Ronaldo ile Messi'yi Ronaldo Messiken anlattım. Lig TV'de. Yani en ulan dönemlerinde anlattım. Hı. Prime dönemlerinde anlattım. Rekorları kırarken böyle yeni çıkıp La Liga'yı La Liga yaptıkları Hı. dönemlerde anlatmıştım. O yüzden onlar herkesin tamam çok özeli. Benim daha da özel. Anlattığım için, yaşadığım güzel. için. Yani Clasico e anlattım ya ikisinin oynadığı. Camp Nou'da. En güzel Clasico e oydu o dönem. Yani nerede kaldık? 4, 4, Hiçbir 2. şey söylemedik zaten. Sağ bek. <laughs> Iniesta Chavi. Orta sahaya onları Yazmak koyduk. zorundayım Iniesta Merkeze Savi. koyduk onları. Anlattıklarım bu arada. Tabii Yetişemediklerimi tabii, söylemiyoruz. Tabii canım. Anlattıklarım. Iniesta Çavi. Biraz politik olsun takımları da ona göre, <laughs> göre ayarlayayım. Kim var ya? Real Madrid Sağ orta de... Sağ bek Trent Alexander Arnold. Başkası Aa, olmaz. Güzel. Çünkü ben doya doya anlat. Onu ben meşhur ettim. Güzel. güzel. <laughs> yani benim dönemimde <laughs> futbolculuk. evladım diyorsun. Hayır evladım. Thiago'yu şov olsun diye koymayayım kadroya. Bence Chavi Iniesta güzel. 4-4-2 yapıyorsak, merkezi onlara Sağ bırakmak. Sağ bek Trent Alexander-Arnold, tamam. sol bek? Back. Sol bekte yani Premier Lig'den Yok. Çok fazla yok. La Liga'dan sol tarafa. Kim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hı. Alba. Aa güzel. Bak Jordi Alba ile Messi'nin müthiş uyumunda da ben vardım mikrofonda. Çoğu maçta. O çok giderdi Alba Aynı. ve bayağı iş yapardı. Aynen. Merkezde Fandike, Van Fandike koyarsın. Van Dijk. Yanına çok Barcelona kadrosu olmasın diye Real Madrid'den Ramos. Ramos. Aa güzel. Ne yaptık? Ramos, Fandike, Arnold, Alba. Jordi Alba. Ortada Iniesta çabılır. Jordi Alba'ya sallarlar bence de. Yo Alba güzel bek ee... canım. Sağ ön, sol ön kaldı. İkisi mi kaldı? Hı, Hı Abi bu arada biz unutuyoruz ama. Ya tabii şu an yani nereden yapıyoruz. Nereden şimdi bu kadar 20 senelik kariyerimde e, nasıl atayım abi? Yani kolay değil ama ilk aklına gelenler de önemli bizim için. Yani sağ tarafa mesela Robben anlatmış olabilirsin. Çok Robben anlatmadım biliyor musun? Bir ihtimal. Denk gelmedi bana çok. Bu ne anlatmadığım için falan şampiyonlar ligi o dönem anlatmadığım için. Mesela sola Hazard olabilir. Hazard'ın da şimdi en Prime kötü Prime. halini anlatınca He. geçmişi unuttum. Sen... O şey oldu. Bende silindi. Yani. Modric yazalım. Güzel. Sola Modric'i koyarız. içeri kırılara koyarız. Messi kanat olsun. Tamam. Ronaldo en önde olsun. Sol açık kaldı. Evet. Değil mi? Modric, Aynen. Iniesta, Xavi. Messi ileride Ronaldo. Ronaldo sol sol açık kaldı. kaldı. Sol bek Jordi Alba. Sağ bek Trent, Alexander-Arnold. Ortada Van Dijk'da, Ramos. Kalede Neuer. Kaled, sol önde. Kaç Barcelona, kaç Real Madrid oldu? <laughs> Re Real Madrid'den Ramos oldu. Modric oldu. iki Real Madrid oldu. İki Real Madrid var? Tabii. Ne diyorsun ya? Kaç Barcelona? Xavi, e, Niesta, Alba, Messi. Ronaldo 4. var ya Real Madrid. Üç Real Madrid, dört Barcelona oldu. E, tamam orada dengeyi kurmuşum. Evet. Tamam. Sol öne de Henry koyalım mı? Henry yetişmedin ama. Yok. Sol öne Ronaldinho. Ronaldinho ne yaptın ya? <laughs> Yaşlandırdım seni. Ronaldinho yok <laughs> bende. İzlediklerimizi yapmıyoruz. Tabii tabii. Anlattıklarından sol önde... Kim olabilir? Vinicius Junior yapalım. Aa, güzel. Yenilerden olsun. Güzel. Böylece Real Madrid Barcelona iş dengeledi. İşte bu be. <laughs> güzel. Tamam. Güzel kadro oldu. Kalede Neuer, Sağ bekte Arnold, sol bekte Alba, göbekte Van Dijk, Ramos. Hemen önlerinde orkestra şefi. Sağ iç, sol iç Iniesta ve Xavi. Mükemmel kadro. Sağda Messi, solda Vinicius, ileride Ronaldo. Tamam, temiz. Orkestra şefinin parantezi Modric'i de koyabiliriz. Modric de demiştin. Evet. İkisini beraber oynatalım. Güzel 11 oldu vallahi. Demişsin ki bir gün anlattığım maç 5-5 biterse emekli olacağım. Gerçekten 5-5 olursa bırakıyor musun? Şöyle bir olay var. Esport'ta Premier League maçlarını anlatırken ben her maça şöyle girerdim evden. Yanındakini motive etmek, kendimi motive etmek ve gerçekten öyle olacağına hafif de bir inanç. Bu maç ya 4-4 ya 5-5 derdim. Böyle Arsenal, Liverpool oynuyor mesela. Hı -hı. Manchester United, Manchester City oynuyor. Hiç bitmedi. ya Hiç olmaz olmadı böyle bir şey. 5-5. 5-5 bu arada yayında da bunun dalgası geçildi benimle. Yani yorumcular tarafından. Programlarda geçildi falan. 5-5 olmadı. Bir gün 5-5 biterse bırakacağım. Yani kızım var. Yani şu an bırakamam büyük <laughs> ihtimalle ama 5-5 biterse ama bir özel bir şey yapacağım yani. Ha, güzel. Ha, belki ama şöyle 5-5 55 yaşına denk gelirse bırakırım. Ama şimdi gelirse bırakamam. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 82'liyim. 42-43. Daha var. Emeklilik. Ama şey e, böyle çok ilerleyen yaşlarda mesleğe devam etmeyeceğim. Spor spikerliği özelinde bahsediyorum ya. Spor spikerliğine. Hmm. Böyle şu anki ya yani bizim anlattığımız şimdi şöyle bir fark var. Geçmişte anlatan mesleki büyüklerimiz 55 60 65 maç anlattılar ama onların dönemle bizim dönem arasında şöyle bir fark var. Biz maç anlatımı konusunda daha fazla maç anlattığımız için bizim jenerasyon daha fazla yıprandı. Hmm. Yani onlar da şundan dolayı az maç anlattılar. Anlatmak istemediklerinden değil. Televizyon sayısı az, kanal sayısı az, lig sayısı az. O dönemki meslek büyüklerimden bahsediyorum. Ama bizim dönem tam benim dönem. Haftada işte 4 ligin 10 maçının yayınlandığı döneme denk geldiği için özet anlat, maç anlat, özet anlat, maç anlat, seyahat et 10 sene. O yüzden hani benim 50-55 arası biter gibi gözüküyor. Kabaca kaç maç anlatmışsındır ortalama? Çoktur değil mi? abi yani, bunun sayısı yok. Binlerce maç vardı. Binlerce vardı. Binlerce tabii. olsun ya evren. E tabii canım olsun o kadar. Ne yaptın? Yani bayağı. Binlerce dersek zaten olmaz. 2015'i e bırakmam lazımdı. Peki günümüzde en beğendiğin spikerler hangileri? Yeni nesilde mesela geleceği parlak dediğin spikerler var mı? Geleceği parlak dediğim ve benim elimde bir şekilde katkımın olduğu <laughs> arkadaşlarım var. Yani bizim jenerasyonla alakalı şimdi yani isim verince diğer arkadaşlar küsecekler ama... Yo yani yani beğendiklerini söyleyebilirsin. Ay be. ben bir kere şöyle. Ercan Taner zaten benim idolüm. Hı hı. O dönemki, o jenerasyondan bahsediyorum. Herkesten ben bir şey aldım. Aramın iyi olduğundan da, aramın kötü olduğundan da, hiç tanışmadığımdan da. Hı hı. Bak bu çok kritik noktalardan. Bunu çok herkes önemli. söylemez. Evet çok önemli. Herkesten ben bir şey aldım. Öğütlerinden aldım, maç anlatımından aldım, konuşmalarından aldım, gol anlatımlarından aldım. Bir şeyler aldım. Kendim bir şekilde bir seviyeye getirdim. Sonrasında da kendimi kendim geliştirmeye çalıştım. Kendi yaş dönemi jenerasyon meslektaşlarımdan da aldıklarım kesin var. Ya bunu hissediyorum. Onlar da benden aynı hmm. şekilde. Onur Şahin'in bana inanılmaz desteği olmuştur. Maç bir giriş ve yükseliş devrimde. Yani Lig TV'ye transfer olduktan sonra bana inanılmaz desteği olmuştur. Şöyle yap Gökhan, böyle yap Gökhan, böyle yapma Gökhan. Burada çok, böyle çok yapmalıyız Gökhan. Çok babacandır Onur abi. Ercan abi bak bunlara çok dikkat eder Gökhan. Tarzı uyarılarla <laughs> Güzel. beni böyle bir... Bir spiker, paket bir spiker haline getiren kişilerden ve bana gerçekten emeği olan kişilerdendir ve onun anlatımını çok beğenirim. Duru, sade, böyle tam bir İstanbul beyefendisi maç anlatımı e, yapan bir Onur Şahin'den bahsediyoruz. Müjdat Muratoğlu Cancer arkadaşım. Onu zaten hiçbir şekilde sadece Cancer arkadaşım değil. Yani hep birlikte, o benim için bir numaradır. Ben, o, ben onun için bir numarayımdır. Yani hep birlikte yaşadığımız için eşlerimizden daha çok görüyoruz birbirimizi. Daha çok zaman geçiriyoruz. Yıllardır. 2008'den beri. Hı hı. Özkan Öztürk bence muhteşem. Ya zaten orta yani çok söylenecek bir şey yok. Olağanüstü maç anlatıyor. Milli takımımızın maçlarına ses vermeye başladı. Onur Şahin, Hünkar, Özkan çok güzel bir ekip oluştu orada da. Eğrim Cem bizim SporSkör ekibinde. Es Sport'ta ve gerçekten gelecek vadeden isimler. İbrahim Yaldız geliyor geriden. Ona da Hı -hı. kendisi kabul eden bilmem ama dokunuşum vardır. Yani var ya çok var. Şimdi kendi jenerasyonumdan saymadığım arkadaşlarım bana darılmasınlar. Şu anda yakın olduğum, yakın çevremde olan kişilerin ben maç anlatımlarını da çok beğeniyorum. Evren ne yapayım yani? E Tabii canım bu yani çok güzel bir şey. Çok iyi, çok iyi anlatıyor. Ya bir anda zaten dost olmak hem bir anda aslında rakipsiniz piyasada. Spiker spikeri çekiyor gibi bir şey de var yani. Evet bir yandan da <laughs> ökünüyorsunuz yani ses renginden, anlatımından. Yalçın abi de unutmayalım, Yalçın Çetin'i de. Yalçın abi biz ben bir süredir ayrıldığım dönem böyle çok az çalışıyor hmm. fırsatı bulduk. Yalçın abi bizim zaten... Evsani. Yani çocukluğumuzun seslerinden Levent abi aynı şekilde Tabii. yani o kadar isimler var Erdoğan İlker. Abi. Ben İlker Yasin'le çalıştım Yasin. Evren. Aa, güzel. Ben İlker Yasin'le çalıştım yani. Anladım ya. Benim Nefis. kariyerimde iki meslek büyüğümün çok önemli bana dokunuşu vardır. Bir İlker Yasin, Hı -hı. bana ilk maç veren kişi, daha doğrusu önemli bir rotasyon içine beni ilk sokan kişi. Bir de Şansal Büyükak. Yani Şansal abinin bana Lig TV'deki desteği, bana güvenmesi benim için çok özeldir. Ay ayrı ayrı ikisini de çok severim. Ararım kendilerini, hatırlarını sorarım. Onlar da beni severler. Yani ikisi çok değerlidir benim için. Evet Murat Kosova, İsmail Şenol gibi isimler de hem basket anlatıp hem... Ya şimdi ben NTV2 bile sizinle hiç çalışma fırsatı bulmadım evet, neredeyse. Evet biz bir araya gelemedik. Ya olmadı ya İsmail Şenol'la çalıştım... Hı hı. Murat Kosova'yla şimdi eksende TV buçuk ortamında. Ben Hı -hı. daha Murat abiyle yeni tanıştım ya. Güntekin Onay'la da düşün yani o kadar. Emre Gönlüşen benim için en TV Emre Gönlüşen'dir. Evet. Zaten hepimizin çok önemli hatıraları var. Emre Gönlüşen evet. benim hani Müjdat Muratoğlu gibi çok yakın arkadaşlarımdan bizim jenerasyondan çok yakın arkadaşlarım. Ben Emre Gönlüşen'i e, Bakırköy'de oturuyordu Evren. Hı -hı. Biz Bahçeşehir'de oturuyorduk ilk Seren'le evlendiğimizde. Emre Gönlüşen'e dedim ki oğlum gel Bahçeşehir'de birlikte oturalım aynı sitede. Ya oğlum nasıl geleceğim ben şehir merkezindeyim falan geldi Emre. Nilüfer'le birlikte geldiler. Sonra ben taşındım. Hem Ataşehir. adamı çağırdın hem taşındın. Ataşehir'e taşındım. Kızdı bana. Sen işte bizi getirdin ya, ya. kendin taşındın. Aramız 40 kilometrede oldu 100 kilometre. Sonra Emre Dijitürk'e geldi ben spikerken. Ben Esport'a geçtim. <laughs> okay. Ya rahmetli ya, ya, ya var ya Nurlar adam. içinde yatsın rahmet istedi derler ya. yani. yani Emre Gönülşen benim için çok özeldir kızları benim elimde büyüdü hala benim kızımla onların Emre ile Nülfe'nin kızları birlikte vakit geçiriyorlar onları izlerken hep aklıma Emre geliyor Koza'nın bana inanılmaz soruları var İşte Gökhan amca bana ilk amca diyen kişi Koza'dır mesela Emre'nin kızı. Hı hı sorular sorar Emre ile ilgili. Bir yandan anlatırım. Anlattıktan sonra yalnız yarım saat bir saat kendime gelemem. Yani Emre ile hala WhatsApp yazışmalarımıza bakıyorum. Hala fotoğraflarımıza bakıyorum. Eski telefonuma kart takıp oradaki yazışmalara bakıyorum. Yani Emre Gönlüşen biz birlikte sektöre girdik. Birlikte büyüdük. O NTV, ben Link TV. Sonra birleştik. Sonra yine ayrıldık. Ama kalbimiz hep bir. Yani ne diyeyim. Adana'daydın sen Emre Gönlüşen hastaneye yattığında o son bir hafta biz hep senden alıyorduk haberleri. Sonra maalesef Ağustos'ta üzücü haber geldi. O son bir hafta neler yaşadın Gökhan? Biz son bir hafta Ekrem Ekşioğlu ile birlikte Nilüfer beni aradı. Nilüfer dedi ki Gökhan dedi odadayız ama çok ağırları var. İyi gözükmüyor dedi Emre'nin durumu. Bize Ekrem Ekşioğlu birlikte gittik. Önce galiba bir 20 gün bir ay önce Nebil Evren ile gittik hı hı. birlikte. Sonra da Ekrem Ekşioğlu gittik. Ekrem Ekşioğlu gittiğimiz gittiğimiz günde Emre'nin vefatından 4 ya da 5 gün önceydi hafta içi. İşte annesi, babası, ben, Ekrem Ekşioğlu, Emre, Nilüfer birlikteyiz o da da Emre'nin gerçekten çok ağırları vardı. En son veda ederken o anı hiç unutamam. Yani o an zaten benim hayatımın hani 3 tane an varsa biri budur. Duygu yoğunluğu yaşadığım öyle diyeyim. Emre biz oradan tam ayrılırken gözünden yaş geldi. Tam ayrılırken tam biz böyle ayrılıyoruz veda ettik. O sıraya kadar bir şey yoktu. Ondan sonra şöyle elini uzattı. Ekrem Ekşioğlu da bana şöyle üçümüz birlikte şöyle ellerimizi birleştirdik elini tuttuk o sıra Emre ağladı zaten biz perişanız sonra çıktık İstanbul'a gelene kadar ki anı hatırlamıyorum ee, ama orada Emre bize veda ettiğini hissetti biz de artık veda ettiğimizi hissettik. E ben hatta kalmayı düşünüyordum ama yüreğim el vermedi yani ben her gün Emre'yi bu şekilde görmek ya beni ya bir de şimdi 20 gün önceden Whatsapp'tan iletişimi kesti Adana'da zaten geliyor bir şey belli yani sıkıntı sıkıntı daha da büyüdü döndük döndükten sonra zaten işte pazar ya cumartesi ya pazardı Nilüfer aradı yani bir iki saat kendime gelememişim Seren söyledi biz bir yemekteydik bir arkadaşımızın yemeğindeydik sahilde bir yerde. Orada ben bir kendime gelemedim. Sonra işte Adana'ya gittik. Bir de sen hatırlıyor musun? Emine'nin cenazesinde yağmur yağdı. Ya evren bir yağmur Adana'da ya. 50 derece sıcaklıkta evet. bir yağmur yağdı. O meşhur yazı vardır hani benim Instagram'da görürsünüz ...Adana spor formasıyla bir yazı var. Bir yağmur yağdı. Yani gök ağladı ya. Yani İnanılmazdı ya. Ben böyle bir şey. Tarihi anlar ya bunlar. Bunlar bambaşka anlar yani. Çok garipti yani o gün. Ama ben Emre'yle yaşıyorum yani Evren. ya Ben Emre'yle evet. kaybettik ama ben Emre'yle yaşamaya devam ediyorum yani. Ve bundan dolayı da şeyim yani. Hani böyle Emre'yle konuşuyormuşum. Emre ile birlikte hala böyle maç muhabbeti yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. O beni biraz ayakta tutuyor. Ya bu çok önemli bir şey dedin. Çok da içten anlattın. Teşekkür ederiz. Önemli bir dostumuzdu. Gerçekten biz de beraber çalıştık ve çok özel bir insandı. Bir kez de Allah rahmet eylesin diyelim. Senin şimdi özel hayatında PlayStation maçları da var tabii arkadaşların anlattığı. Sizin ekipten Merve. Evet. Merve'nin bize gönderdiği videoda sen arkadaşların maçını da anlatıyorsun. Böyle teklifler geliyor mu sosyal medyadan ya da arkadaşlarından? Çünkü her spiker aslında tabii televizyon, YouTube, dijital ortamlar ama PlayStation maçı anlatmak diye bir şey var. İnsanlar amatör spiker adayları bunu yapıyorlar. Senin başına geliyor mu o tarz teklifler? Hep geliyor. Salah vurduğu direkt topuz inanılacak gibi değil. Yuvarlığa çok şey. İnanılacak gibi değil Muhammed Salah. Yani üniversite dönemimde ben 4 yıl hadi hazırlıkla birlikte 5 yıl üniversitede 5000 tane maç anlatmışımdır Evren. <laughs> yani PlayStation'ın PlayStation'dan keyif alamamaya başladım maç anlatmaktan. Gökhan bunu da anlat. Gökhan bu akşam turnuva yapıyoruz sen anlatacaksın. yani niye ben anlatıyorum abi? Ya turnuvayı yapalım keyif yapalım turnuvamızı kazanan kazansın mutlu olsun kaybedenler üzülsün. Hayır sen anlat. Ya anlat anlat. Ya benim bak benim eleven 1 2 3 4 5 sayısız Türkiye'de en çok winning eleven maçı anlatan kişi benimdir. Spiker değil. Bak en çok kişi benimdir. Ya bazen ne yapıyoruz biliyor musun? Arkadaşım geliyordu yanıma. Kazım diye bir arkadaşım vardı. Birlikte lig yapıyoruz. Ben işte bir takım seçmişim ligadan. O bir takım seçmiş. Birbirimizin rakipleri oluyoruz. Lig yapıyoruz. İki günde bitiyor. Bütün maçları anlatıyorum. <laughs> İnanılmaz. Yani rüyamda kavani. Rüyamda görmeye başladım yani. Anladın mı artık böyle yani? Ve şu anda da geliyor da. Şu an PlayStation kendim evde oynadığımda Aha. anlatmıyorum artık. Ya Artık bir yerden sonra insan yıpranır Yok, ya. Eskiden ben İngilizce spikeri kapatırdım. Hmm. Anlatırdım kendi Hı. evde oynarken sonra şimdi FIFA'da anlatmıyorum yani. Peki son sorum. Yok ne yaptık için gelmiş geçmiş dünyanın en iyi beş futbolcusu kimdir? Yine dünyanın en zor sorusu. Öyle. <laughs> Espri cevap vermiyoruz değil mi? Gerçek. <laughs> Yok istedin verebilirsin cevap. Rahat biz bizdeyiz. <laughs> Messi, Ronaldo. Cristian Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Diğer Ronaldo. Fenomen Baba Ronaldo. Ronaldo. Aynen. Fenomen Ronaldo. Thierry Henry. Aa güzel. Kesin. Bak Emre'nin bir videosu var. NTV'de maçı anlatırken Thierry ile alakalı geri döndü. Hatırlar mısın Hı -hı, o videoyu? Tabii tabii. Oyuna video... giriyor gol atıyor. Aynen o video inanılmazdır mesela. Dört oldu. Bir tane daha. E Maradona. Eskileri sayıyor muyuz? Ya da son 25 yıl diye. Eskileri sayalım ya. Öyle yapalım. Tamam. Maradona, Messi, Ronaldo, Ronaldo. Henry. Henry. Teşekkür ederim Gökhan. Hadi Değer kattın ederim. bize. Emre'yi de anlattın, Almış olduk. Dağıttın orada bizi biraz ama... Çok neşeli, çok içten, çok dürüstçe bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum katkı verdiğin için. İyi ki varsın. Siz Yolun de. açık olsun. Teşekkür Sağ olun.